On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent. Tanıştırayım, Flaviana ve Osvaldo. Onlar benim anneannem ve dedem. Her ikisi de aileleriyle çok uzaklardan yıllar yıllar önce gelmişler. Yaşamak için seçtikleri, hayatlarını kesiştiren İzmir'de birbirlerini görür görmez aşık olup evlenmişler. Pek çok aşkta olduğu gibi zorunlu ayrılıklarda yaşamışlar tabii. Askerlik ya da iş için dedemin İtalya'ya geri dönmesi gibi. Neyse ki araya giren mesafeler bitirememiş güzelim ilişkilerini. Ve evlenmelerinden 4 yıl sonra dayım, ondan 5 yıl sonra da annem gelmiş dünyaya. Yıllar yıllar sonra da ablam Stephanie ve sonrasında benim dünyaya gelişimle genişlemiş bizim aile. Bu arada benim adım da Melanie. Kendimi bildim bileli adım arkadaşlarıma hep ilginç geldi. Çünkü bu Türkiye'de duymaya pek de alışık olmadıkları bir isimdi. Bu yüzden hep nereli olduğumu sordular merakla bana. Evet, baktığınızda farklılıklar hep vardı ailemizde. Bizim evimizde sadece Türkçe değil, İtalyanca ve Yunanca da konuşulur mesela. Ve ayvalı et, galeta bureko yani sütlü börek gibi yiyecekler pişer mutfağımızda. Noel ve Paskalya kutlanır sofralarımızda. Yani özetle biz tipik bir İzmirli Levanten aileyiz. Ve özellikle de Noel kutlamasına çok önem veririz. İşte bu nedenle Noel'i ve anneannemin Noel sofralarını anlatmak istedim size. Bu yılki Noel akşamımız eşliğinde. Ve söz şimdi anneannemde. Noel nedir? 24 Aralık gecesi kutladığımız bayramdır. İsa'nın doğuşu. Tamam. Önceden hazırlıklar yaparız, yemekler hazırlarız. Ağacı süsleriz. Ondan sonra yemeğe başlamadan önce kiliseye gideriz. İsa'nın doğuşunu kutlarız. Sonra eve geliriz ve yemek yemeye başlarız. Kutlarız aramızda. Yemek bittikten sonra da hediyeleri açmaya başlarız. Küçük çocuk varsa daha heyecanlı olsun diye birini Noel Baba giydiririz ve kapıyı çaldırırız Noel Baba geldi diye. Ve şey olsun diye çocuklara Noel Baba %90 ilk önce kömür, patates, soğan getirir. Yaramaz diye bu hediyeleri alır. Sonra Noel Baba'ya söz verir ki bir daha yaramaz olmayacağım. Tekrar gider Noel Baba, torbayla döner ve hediyelerini verir. Biz tipik bir Levanten aileyiz dedim ya az önce. Şimdi siz muhtemelen Levanten de ne acaba, ne demek diye merak etmişsinizdir. Biz İzmir'de yaşayan Levantenlerin kökenleri çoğunlukla Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine dayanıyor. Levantenler deniz ticaretinin gelişmesi ve burada konsoloslukların açılmasıyla 400 yıl önce İzmir'de yaşamaya başlamışlar ve soylarını burada devam ettirmişler. Yani Avrupa'nın doğusunda yaşayan biz Avrupalılara Levanten denmiş. Zaten Levanten kelimesi de Fransızca güneşin doğuşu anlamına gelen lever kelimesinden türemiştir. Fakat 19. yüzyılda Türkiye'deki Levanten nüfusu 25 bine kadar ulaştığı halde günümüzde bu sayı maalesef yüzlere kadar düşmüş. Levantenler tabii ki geldikleri ülkelerden getirdikleri kültürleri Türkiye'de karşılaştıkları kültürlerle harmanlamışlar. Tıpkı zengin mutfak kültürlerini de İzmir'in farklı kültür deneyimleriyle harmanladıkları gibi. Anneannemin annesinden, annesinin de anneannesinden öğrendiği tarifler hala yer buluyor Noel soframızda. Aslında Hollywood filmlerinde mutlaka kahramanlarımızın 24 Aralık'ta kutlanan Noel sofrasında hindi yerler ya. Aslında durum gerçekte pek de öyle değil. Noel yemeği de ülkeden ülkeye değişebilir. Mesela İtalya'da balık ürünleri tercih edilir. Ertesi gün ise kuzeyde ravioli, güneyde kuzu yemekleri tüketilir. Almanya'da ördek ya da rosto, Fransa'da foie gras yani kaz ciğeri ve kabuklu deniz ürünleri yenir. Avustralya'da ise bir Noel sofrasında başrol sosis çorbasına verilir. Ama bana göre en güzel Noel sofrası anneanneminkidir. 24 Aralık'ta anneannemin mutfağından muhteşem kokular yükselir. İşte bu yüzden anneannemin sofrası bütün ailede bir yıl boyunca dört gözle beklenir. Tıpkı hediyeler gibi. Ne yapmayı severdim? Küçükken Noel'de her çocuk gibi neyden daha çok seviyordum? Bir an evvel Noel Baba gelsin, hediyeleri getirsin, açayım, sevineyim. Yalnız ben Noel'i çok uzun böyle yaşayamadım. Çünkü babamı çok erken kaybettim. Ondan
pek böyle ondan sonrası çok eğlenceli olmadı. En son hatırladığım Noel'de babamla geçirdiğim son Noel'di. O sene de bana çok büyük bir ayı getirmişti. Ve gördüğüm zaman çok korkmuştum, ağlamaya başladım ve babam çok üzülmüştü. Keşke dedi, ben sevineceğini zannettim. Korkuyacağını bilseydim getirmezdim. Ama sonra onu ben evleninceye kadar sakladım. Çünkü aldığım en güzel hediyeydi babamın. Anneannemin babasından aldığı bu son hediyenin hikayesi her zaman hüzünlendirir beni. Ama bu arada Noel deyince de aklınıza sadece yemekler ve hediyeler gelmesin. Noel ağacı geleneği yüzlerce yıl önce başlamış. Günümüzdeki Noel ağacının Almanya'nın batısından kaynaklandığı düşünülüyor. Orta çağda Adem ve Havva'yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennet bahçesini temsil eden ve üzerinde elmalar olduğu bir cam ağacıymış. Almanlar Noel'de evlerine böyle bir cennet ağacı dikmeye başlamışlar ve üzerine de kutsal ekmeği simgeleyen ince hamursuz ekmek parçalarını asmışlar. Bunların yerine zamanla bir tür çörek almış. Sonradan İsa'yı simgeleyen mumlar eklenmiş. Günümüzde artık sadece süsleme için renkli toplar, ışıklar ve basit figürler kullanılıyor. İşte bizim bir Noel'imiz daha böyle geçti. Umarım Noel soframıza dair verdiğim bilgiler sizin de hoşunuza gitti. Kim bilir, belki de seneye konuk olursunuz bize. Ve şimdiden bir yıl sonrasını ailemizi birbirine kenetleyen bu mis kokulu sofrayı iple çekiyorum anneanne. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see somebody.